Hürmetli Cenab-ı Prezident İlham Aliyev, sana sesleniyoruz. Bak, iki tane Türkiye vatandaşı, Türk vatandaşı burada, Türkiye'de canları yanmış vaziyette. Sizden yardım bekliyor. Siz de yani rica ediyorum artık yani ilgilenin. Bir zahmet ilgilenin ya. Çok zor bir şey değil ya. Ya bir millet, iki devlet diyorsunuz. Geliyorsunuz Türkiye, bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a kardeşim diyorsun. Kardeşindeki kardeşinin vatandaşlarına böyle senin ülkende ahlaksızlık, haksızlık yapılmış, mağdur edilmiş iki vatandaş. Niye bu durumdayız biz? Niye yardımcı olun bize? Hayatımızı bitirdiler. Rüşvetçiler hayatımızı bitirdi. Dünya alem şahit olsun ki bu hakkı biz onlardan alacağız. Yani istiyoruz ki bu medeni bir şekilde çözülsün. Sizin elinizle, yardımınızla çözülsün. Artık problemimiz bitsin. Biz de susalım, duralım. 100 tane belgem var. 100 tane belgemiz var. Subutumuz var. Elimde... Şahitlerimiz var. Hepsi var. Hepsi var. Ama polis üstünü örtüyor. Çünkü rüşvet aldılar. Elimde dolu dolu belgelerim. Keza Yunus amcanın öyle belgeleri, dolu dolu belgeleri var. Subutlarımız dop dolu. Kimin ne kadar rüşvet aldığına dair her şekilde elimizde. Video kayıtları var. Kayıtları var. Kimin ne aldığı, ne konuştuğu barede. Yani niye ilgilenmiyorsunuz? Niye? Yoksa hani siz de mi bu işin içindesiniz? İlham Aliye böyle anlaşılıyor. Ayıptır artık, böyle anlamaya çalışıyor. Ne yazık ki aklıma artık kötü şeyler geliyor. Yani bakıyorum sizden de bir ses seda yok. Demek yani ya siz gücünüz yetmiyor bunlara ya da ki sizin de işiniz, eliniz parmağınız var. Böyle yapmayın Allah rızası için. Mağduruz. Hayatımız, yaşayışımız bitti. Dahili minister Vilayet Ayvazov. Dahili minister. Senin gücün o rüşvetör polislere yetmiyor mu? Dahili minister. Vilayet Ayvazov, bize muallimlik yap. O polisleri, rüşvetör polisleri bize yüzbe yüz getireceğiz. O şabranlı Uğur'u Deredüz'de yüzbe yüz bize niye getirmiyorsunuz? Geleceğiz, o Azerbaycan'a geleceğiz. 100 bin tane delil var, subut var, belge var, video var, hepsi şahit var. Niye dinlenmiyorlar? Benim yerime sahtekarlık yapıyorlar, benim yerime orada başka adam koyuyorlar. Hiç tanımadığım şahitleri koyuyorlar oraya. Onların ağzıyla yazıyorlar. Ulan ne sahtekar bir millet polisiniz var be. Ne bir pis polis. İttir, it polis, ittir Azerbaycan'da. İt. Böyle artık anlıyorum. Hürmetli prezident, kusura bakmayın yani ben bunu demek zorundayım. İt gibi ısırıyorlar, it gibi para çekiyorlar, paralarını alıyorlar. Rüşvetör prokurorlarımız hepsi rüşvetör yani duyduğum kadarıyla. Hepsi. Baş Kamran rüşvetör Kamran Aliyev'den ben bunu bildim. Ona derdimi izah ettim, kalktı benim hapis katimcan tedbiri seçti baremde. Yani sen buraya gelme, gelirsen seni öldüreceğiz, türmeye salacağız, bir daha Türkiye'ye gidemeyeceksin. Bu mu sizin bir millet iki devlet anlayışınız? Bir de utanmadan peşimize mafya takıyorsunuz ha. Gelsinler. Bodrum meydan, İstanbul Beşiktaş meydanındayız. Sıkan varsa, yiyen varsa buyursun gelsin. O mafyalar gelsin, o polisin bize yönlendirdiği mafyalar gelsin. Hürmetli prezident, yani lütfen siz güzel bir insansınız, iyi bir insansınız ama rica ediyorum artık sesimize ses verin. Gerçekten bak, sizi şahsen çok seviyoruz. Sayın Erdoğan sizi sevdiği için biz de seni seviyoruz. Biz biliyoruz ki sen böyle rüşvetör memurlara televizyonda demişsin ki nerede görsem onları affetmeyeceğim. Demir parmaklıklar arasına atacağım. Asla kanun onları affetmeyecek. Şimdi bize yapılmış, size izah ediyoruz, şikayet ediyoruz, anlatıyoruz derdimizi. Niye bir geri dönüş yapmıyorsunuz bize? Benim çocuklarıma el koydunuz. İki tane evladım o Rüşvetbaycan'dadır. Benim çocuklarımı verin bak, Allah'a yemin ederim. Dünya alem var ya, karışacak birbirine. Bak vallahi bile kıyamet kopacak. Kıyamet kopacak. Ben dayanamıyorum. Tahammülüm kalmadı. Sabrımız bitti artık. Artık geri sayım başlamıştır. Artık yakın günler. Bu yakın zamanlarda çok büyük aksiyalar olacak. Gün vermiyorum. Çok yakın zamanda. Bütün dünya Azerbaycan'ı eşitecek. Biraz önce sokak geçerken İstanbul'dan buluşmaya geldik. Sokak röportajları, çok büyük bir kanal çıktı. Orada kendimizi kaybettik. Yüzlerce Azeri geçti oradan. Utandılar, dediler ki ay ar olsun o bizim rüşvetkor memurlarımıza. Ar olsun o prokurora. Yazıklar olsun dedi. Bizim yüzümüzü kara çıkartıyorlar. Biz Azerbaycan yüz karası bize ettiler. Utanıyoruz böyle. Başlarını eğerek geçtiler.
Gelip dediler ki kusura bakmayın. Biraz önce öyle değil miydi abi? Doğru. Gelip demediler kusura bakmayın. Doğru. Biz öyle değiliz. Bizim polislerimiz böyle dedi. Bütün dünya böyle. Dedi, Azerbaycan'ın savcımız bütün, böyle. Hakimlerimiz bütün böyle. Bütün dünyada bulunan 209 devlet içinde rüşvetin, oğruluğun kanunla yasal olduğu tek devlet Azerbaycan. Bakın o sokak röportajında zaten konuşmalarımı görürsün Allah için. Doğru söyle. Kendimi kaybettim ya. Evet. Ne dedim? Dedim gelmesin bu Türkiye hiçbir Azeri milleti. Gelmesin yani Azeri. Artık o denli yani patlamışım. Kendimi kaybettim, konuşamadım doğru dürüst ya. Yani hayiş ediyorum hürmetli İlham Ali'ye. Sana orada da seslendim. Göreceksiniz. Yani Azerbaycan'ın yüz karası. Niye bu memurları al cezaevine sok. Getir benim çocuklarını da ver bana. Yunus abinin parasını ver. Benim paramı verin arkadaş, verin. Rüşvet, kredi çekip rüşvet yediniz ya. Sizin memurlarınız ya. Yapmayın yeter artık. Bak konuşa konuşa bağıra bağıra sesim düşmüş. Vallahi billahi biz sonuç almayana kadar durmayacağız. Durmayacağız. İstediği mafyaya göndersin o polisler. O rüşvetör polisler istedikleri kadar mafya göndersin. Konum atalım, adres verelim gelsinler. Kişiliklerini göreceğiz gelsinler. Kusura bakmayın hani arada çok öfkeliyiz, çok doluyuz. Değerli Azerbaycan halkı hani sizin bir suçunuz yok. Sizi anlıyoruz, başa benim düşüyoruz. Benim halkla işim yok. Halkla asla işimiz yok. İşimiz yok. İlham Aliyev'le de asla işimiz yok. Biz derdimizi sadece size, siz halka ve sonra da Cenab Prezident İlham Aliyev'e arz ediyoruz. Yani bize yardımcı olun. Cenab Aliyev sesimizi duy. Sesimizi duy. Ülkenizde bunlar bize yapıldı maalesef. İkimiz de şu anda evsiz sokaktayız. İkimiz de mahkemedeyiz. Ev sahiplerimizle ev sahiplerimizle mahkemelik olmuş. 63 yazık yaşında ya. Fehlelik yapıyorum 5-10 manata. Bu mu bir millet iki devlet kardeşliği? Ulan ben sana Nicat, sana soracağım. Polis Nicat. Lökbatan 10. bölme polis reisi Nicat. Tertan hakimi Kamil Rıza'ya. Allah senin o balalarını öldürsün. Seni var ya sürprizim olacak sana. Elşad Bayramo sana sürprizim olacak. Polis adalet. Allah'a polis olsun. Adalet. Sizi var ya. Polis adalet. Size yemin polis ederim. Polis Hüseyin. Benden nasıl rüşvet istedin lan? Namussuz benden nasıl rüşvet istedin? Firudin Ağa'ya, Müstantik, Mahir. Mahir nasıl rüşvet inkar edersin aldığına da seslerim var bende Mahir. Kül başınıza sizin. Elmar kül başına senin. Kül başınıza cındırlar. Namussuzlar. Geyretsizler. Puy, nalet gelsin size. Puy, nalet olsun size. Allah belanızı versin sizin. Hürmetli prezident yardım istiyoruz. Hürmetli prezident çok kötü yerlere varacak. Tekrar söylüyoruz. Bizim Azerbaycan halkıyla bir problemimiz yok. Bizim problemimiz deledüzlerle ve oğru polislerle, rüşvetör polislerle. Bizim canımız çok yanmış. Allah Resulü Muhammed kurban olduğunu buyurur ki canı yanan sabretsin, canı yakan da canının yanacağı günü beklesin. Bu can yanmışsa karşı tarafın canı da yanacaktır. O can yanacaktır, o canları ben yakmasam namerdim, adam değilim. Aynı şekilde bu Yunus abimin canını yakanlar da benim aynılar. Onlar aynı kişiler. Vallahi hepsinin canını yakacağız. Hepsinin. O Lökbotan'daki, o Terter mahkemesindeki, o Terter rayon prokuroru, o polis şubeleri, o polisleriniz, o bizden rüşvet almayı polis becerenler. Samir, polis Samir. Allah Müstantik benden polis demedin mi? 30 bin manat istemedin mi? Allah senin belanı versin. Namusu şerefsiz. Size yemin ederim. Siz var ya yandınız. Siz zannediyorsunuz ki bunlar hiçbir şey yapamaz. Öyle mi? Gözleyin. Bir şey diyeceğim. Canlı yayında konuşurken İranlı Tebrizli, pardon İran demeyeyim, Tebrizli Azeri bir gazeteci, jurnalist bana yazdı. Dedi ki aynı senin olayına benzer bir olay Türkiye bir İran vatandaşının başına getirdiler. Azeri'ydi o da. Azerbaycanlı bir kadınla evleniyor. Çocuklarını kadını alıp kaçırıyor. Azerbaycan'ı göstermiyor. Uzun zaman böyle geçiyor. Adam da gidip konsolosluklarını tarıyor. Yani bu şekilde biz vallahi billahi o polislerin, o rüşvetör memurların, o hakimlerin, o savcıların canını yakacağız. Bak yakacağız. O canları hürmetli prezident kusura bakmayın. Siz yakmasanız biz yakacağız. Vallahi yakacağız. Hadi selam olsun Azerbaycan'a. Teşekkürler hürmetli halk. Hürmetli prezident size saygılarımızı sunuyoruz. Sizlik bir şey yok. Canımızı yakan o şahıslar. Sadece bizim derdimiz o şahıslardır.